Aha! Bu tişört bana tam olmuş ya. Hem de üzerinde gitar var. Harika. Dillit dillit. Dillit dillit. Aa, biri arıyor ya. Tam da zamanı ha. Kanki ben bunu alıyorum. Sonra öderim, tamam mı? Hadi görüşürüz. Alo. Kimle görüşüyorum? Merhaba Gito. Acilen uzay ajansımıza gelmen gerekiyor. Çünkü sana çok ihtiyaç var şu anda. Ya ne oldu yine? Ne oldu? Niye acilen gelmem gerekiyor? Mesela yarın gelsem olmuyor mu? Hayır, şimdi gelmelisin. Çok ciddi bir sorunumuz var. Ciddi derken mesela bunu 10 üzerinden puanlasak. 10 üzerinden kaç? 10 üzerinden 10 Gito. 10 üzerinden 10. Of, tamam ya. Tamam, geliyorum ya. Ya bir kere de şu uzay ajansında bir sorun olmasın. Tamam, geliyorum geliyorum. Hadi kapat. Çıkırt. Ne oldu yine ya? Tam da güzel tişörtümü almıştım. Şehirde gezecektim. Kızlara hava atacaktım. Tüh. Neyse gidelim, görev bekliyor. Hadi bakalım. Ya insanı bir arabayla gelip alırlar ya. Aa, bu ne ya? Yeni roket hazırlamışlar. Niye acaba? Neyse. Birazdan öğreniriz. Aa, bayağı da büyükmüş ha. Aa, bizimkiler orada. Maviş, ne oldu? Niye beni çağırdın? Hah, nihayet geldin Gito. Kaç saattir seni bekliyorum. Ya önce gelebildim, kusura bakma da. Bu yeni roket falan ne iş? Hayırdır, ne oluyor? Gito, sorma başımıza gelenleri. O zaman sormuyorum. Hadi görüşürüz. Gel buraya, gel. Allah Allah, sorma dedin. Hemen gitmek için de bahane arıyorsun canım. Ya ben tam giymişim yeni tişörtümü, sen beni çağırdın, Allah Allah. Çok daha önemli bir sorunumuz var diyorum sana. Hmm, neymiş peki, söyle bakayım. Gito, daha önce uzaya gönderdiğimiz ekip vardı ya. Evet. Hani ayda inceleme yapacaklardı. Onlara ulaşamıyoruz, hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Ödemeli attınız mı? Belki onlar dönerler. Ya da belki de sizle küsmüşlerdir, artık konuşmak istemiyorlardır. Canım benim, çok şakacısın ama bu ciddi bir sorun. Ve şimdi seni göndereceğiz. Peki benim bundan haberim var mı? Evet, şimdi haberin oldu. Doğru söylüyorsun. Bak canım, beni hiçbir güç oraya çıkartamaz, tamam mı? Kusura bakmayın. Demek hiçbir güç seni oraya çıkartamaz ha? Şu an evinin önünde bir Ferrari seni bekliyor. Ne? Ferrari mi? Evet. Aa. Gito, eğer bu görevi başarıyla tamamlarsan Ferrari senindir. Tamam be. Tamam Maviş, senin dediğin olsun. Yalnız Ferrari alırsam bir tur gezdiririm seni ha. Oo, harika olur. Ha, şaka yaptım, ne gezdireceğim. Gito, Buse ve Necati seni bekliyorlar. Konuşun, planlarınızı yapın. Tamamdır Maviş, teşekkür ederim. Aha, Buse, Necati, ne yapıyorsunuz lan burada? Ya canım benim, ne yapalım? Ya geçenlerde işte en son gittim ya Ay'a. Götür beni Ay'a, Ay'a şarkısını söyleyerek dans ediyordum. Ya manyak mısın dedin ya, Allah'ım yarabbim. Necati sen ne yapıyorsun? Apar topar çağırdılar, bilmiyorum bir şeyler dediler ama sen daha iyi biliyorsundur. Ya bir şey diyeceğim, beni kandırdılar hem de Ferrari ile. Sizi neyle kandırdılar? Bana bir yarım ekmek verdiler sadece. İçinde sucuk var mıydı? Bomboş. Ana, seni çok fena kekelemişler. Buse, peki ya seni? Bana da şey verdiler ya, bir tane kolye. Ay taşı dediler. Canım benim, ay taşına ihtiyacın var mı? Zaten oraya gidiyoruz. Lan bari bunu niye düşünmedim? Ay, tam bir salam ya. Bizi fena kakaladılar. Tamam, sıkıntı yok. Benim Ferrari ile arada sizi gezdiririm. Arkadaşlar, gitmeye hazır mısınız? Hazır mıyız gençler? Ben hazırım. Hazırız. Harika, sizden çok iyi şeyler bekliyorum. Biliyorsunuz ki göreviniz Ay'a gidip önceki ekibe ne olduğunu bulmak. Hmm. Ya buradan teleskopla Ay'a baksak görmez miyiz ne olduğunu? Gitocuğum, hayırdır, gözün mü korktu yoksa? Hayır canım, niye gözüm korksun ya, Allah Allah. Alt tarafı rokete bineceğiz, Ay'a gideceğiz ya, ne kadar da kolay aslında. Adam Ferrari aldı, yine gitmemek için uğraşıyor ya. Tamam, o zaman biz yavaştan rokete geçelim, hadi arkadaşlar. Başarılar dilerim. Arkadaşlar, bir şey unutmadınız mı? Ne unuttuk? Kakamızı yapmayı falan mı unuttun gençler? Ay, gerçekten ne unuttuk ya? Astronot kıyafetlerinizi giymediniz. Aa, doğru lan. Biz böyle gitmeyi düşünüyorduk ya, yazlık kıyafetlerle. Evet, doğru. Tamam, o zaman hadi giyelim. Hop, şuradan giyeyim. Aha, çok yakıştı ha. Şuradan da kafama kaskımı takayım. Vay arkadaşlar. Astronot kıyafetimiz de çok yakışmadı mı ya? Bayağı iyi oldu ha. Çok yakıştı bence de. Çok yakıştı değil mi? Evet, çok yakıştı. O zaman gidelim, kasklarımızı da takalım arkadaşlar. Mavişim, canım benim, görüşürüz sonra. Görüşürüz, size başarılar dilerim. Teşekkür ederiz.
Buse, hadi bayanlar önden. Ay sağ ol canım ya, hadi gidelim. Ya hava sıcakken de bu kıyafet hiç çekilmiyor ya. Evet evet, aynı fikirdeyim. Birazdan uzaya çıkınca orası çok soğuyacak arkadaşlar. Çok soğuk mu ki orası? Aşırı derecede. Soğuğu hiç sevmem. Arkamdan gelin, merdivenden çıkacağız. Buse'cim seninki sol koltuk. Aa tamam, geçeyim ben. Tabii. Sen kullanacaksın galiba. Tabii. Daha doğrusu başlatmayı ben yapacağım. Ana merkezden kullanacaklar. Necati, senin koltuğun buradaki. Şuraya oturuyorum. Bakayım herkes oturdu mu? Hah, tamamdır. Buse solumda, Necati de sağımda. Arkadaşlar hazır mıyız? Hazırız. Hazırız da ya. Keşke yiyecek bir şeyler alsaydık. Çerez falan yolda yemelik yani. Sorma ya. Çekirdek olsa ne giderdi? Arkadaşlar merak etmeyin. Roketin altı dolu. İstediğiniz kadar yiyecek var. Harbi mi? Vay vay vay. Şu hani yolculuklarda dağıtıyorlar ya kek. Ondan var mı? Olmaz mı be? Tamam. İyi olur. Otobüslerde dağıtılan keklerden var. Aynen. İyi olur gerçi. Tuvalet falan var mı burada? Çünkü onu yiyince de daha sonra midem asitleniyor. Ama gene de yiyesim geliyor. Ya Buse, iki dakika çeneni tut ya. Hem poponu tut hem ağzını tut, tamam mı? Ay tamam be. Sustum. Çalıştır tamam. Ya. Uzaya kadar dayanın arkadaşlar. Maviş, senden izin bekliyoruz. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. İzin verildi mi? 3, 2, 1... İzin verildi şu anda. O zaman ateşlemeyi yapıyorum arkadaşlar. Geri sayım başlayacak, hazırlanın. Aman yarabbim. Gidiyor muyuz şimdi? Hazırlanın. Hadi dünya. Aa! Görüşürüz. Biz gidiyoruz. Her taraf oynuyor. Arkadaşlar iyi misiniz? İyiyiz canım benim. Ya sanki böyle çok yukarıya hızlıca çıkıyoruz ya, beynim ağzımdan çıkacakmış gibi. Evet. Aynen aynen. Şu anda çok yukarı çıkıyoruz. Brookhaven'dan artık çok uzaklardayız. Yaklaşık bir dakika içinde atmosferden çıkmış olacağız ve roketleri bırakacağız. Hazır olun. Evet. Destek roketleri gitti. Ana roket çalışıyor. Bütün sistemler stabil durumda. Şu anda her şey çalışır durumda arkadaşlar. İyiyiz yani. İyiyiz ya, güzel. Sohbet edelim. Edelim, söyle. Ne sohbet istiyorsun? Ya işte var ya, geçenlerde ben Ay'a gittiğimde, tamam mı? Evet canım. Oraya ne yazdım? Buse yazdım, tamam mı? Evet. Anam! Bir fotoğraflardan bir baktım ki aynı şey Mars'ta da yazıyor. Buse yazıyor. Ne alaka be? Vallahi anlamadım ya. Nasıl da dedim böyle bir şans olur ya. İşte öyle. Onu ben yazmıştım geçen gittiğimde. Arkadaşlar bu arada gittikçe hava kararmaya başladı. Resmen uzaya doğru çıkıyoruz. Farkında mısınız? Aha. Son roket de gitti arkadaşlar. Sadece ana kısım kaldı. Evet. Atmosferin dışına çıkıyorlar az kaldı. Evet. Artık bu dakikadan sonra yolculuğumuz ay be. Getir beni aya, aya, aya. Bu şarkı çok uyuyor buraya değil mi Buse? Aynen. Necati bu arada aklıma takıldı da, Mars'ta sanki adımın yanında mal yazıyordu. Onu sen yazmış olamazsın değil mi? Onu da mı gördün? Allah cizanı vermesin. Ben de gideceğim şimdi Ay'a yazacağım mal Necati diye. Tamam, bir daha yapmam be. Arkadaşlar. Yolumuz yaklaşık 6 saat sürecek. 6 saat sonra Ay'dayız. Hazır olun. Neyse ben biraz kestireyim bari. Tamam canım. Artık zaten dünya çok uzakta. Biraz soğudu mu? Ah! Arkadaşlar iyi misiniz? Ay! Beynim sallandı ya. Ah! Çok sert bir iniş oldu. Evet, tam uyuyakalmışım o sırada.
Bizi makine buraya getirmiş ama neden böyle indik ya? Zor indi yani, az daha çarpacaktık hatta. Aynen, resmen var ya, şu anda ayın üstüne çakıldık. Ufak bir problem oldu herhalde. Herhalde yazılımsal bir sorun var. Yalnız arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biz kasklarımızı çıkarmıştık ya. Şu anda dışarının bilgisine bakıyorum ve dışarıda oksijen normal görünüyor Necati. Nasıl yani? Yani dışarıda oksijen var diyor. Bu nasıl olabilir? Ama bu mümkün değil. Çünkü burada atmosfer yok ki. Arkadaşlar bunu deneyeceğim. Hazır mısınız? Bana şans dileyin. Kapıdan çıkıyorum. Dikkat et. Oh! Ah! Nefes alabiliyorum. Bu nasıl mümkün olabilir? Buse gel. Biz de geliyoruz. Geliyorum. Hoppa. Ay. Biraz uzun sürdü gelmen ama. Necati aşağı gel. Hava alabiliyoruz. Evet, nasıl burada hava alabiliyoruz? İmkansız bir şey bu. Buse'cim, bunun bilimsel bir açıklaması var mı? Hayır yok. Anlamıyorum ben de. Çünkü ayda yani atmosfer yok bir kere. Nasıl hava alabiliriz ki? Çok garip şeyler oluyor şu anda. Ben de anlamadım. Şöyle bir etrafımıza bakalım. Ah. Bir dakika. Ne gördün? Bu onların uzay gemisi galiba. Bakın düşmüş. Görmüyor musunuz? Evet. Paramparça olmuş. Acaba onlar nerede? Hala yaşıyor olabilirler mi? Hemen bir ay üstünü kontrol edelim. Gelin. Bakalım. Aman Allah'ım. Bir dakika. Bak, buradaki kişi sanki nefessizlikten ölmüş. Buradakinin de fena şekilde kafası çıkmış yerinden. Geri taksak acaba çalışır mı? Bunlar nasıl nefes alamadan ölmüşler? O zaman biz nasıl nefes alabiliyoruz ki, anlamadım. Şu anda gerçekten her şey büyük bir soru işareti. Hepsi nefessizlikten ölmüşler. Necati, senin bir fikrin var mı? Biz nasıl nefes alabilirken bunlar nefessizlikten ölmüş? Hiçbir bilgim yok ama araştırmaya başlayacağım. Arkadaşlar yukarı çıkıp bir bakacağım. Arkadaşlar şöyle bir etrafa bakıyorum. Güneş burada. Aa, orada bir gezegen var. Çok uzaktan pek görünmüyor ama. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi içerideki herkes ölmüş. Acilen burayı araştırmamız gerekiyor. Onların neden öldüğünü anlamamız lazım. Ve en önemlisi de nasıl oksijen alabildiğimizi anlamamız lazım. Evet, nereden araştırabiliriz ki? Benimle gelin. Ay, gerçekten çok devasa. Yukarı çıkmaya çalışacağım. Hop. Ah. Hadi. Çıktık. Evet. Şu dağın tepesine çıkarsak etrafa bakabiliriz. Gelin. Çıkması çok güzel değil mi Buse? Evet ya, gerçekten çok zevkli. Bir hopluyorum. Bayağı bir ileri gidiyor. Evet evet, çok zevkli. Dünyada böyle olsun keşke. Aa, burada büyük bir krater var. Ah. Bir dakika. Arkadaşlar bakın, yuvamız. Dünya. Ne kadar da uzak duruyor. Ve çok güzel. Vay be. Oradan geldik biliyorsunuz değil mi? Evet. Bazıları için akşam, bazıları için de sabah. Ha, şurada da Mars var. Nerede? Hemen sağda, bak burada. Arkadaşlar buradaki en yüksek dağlardan biri şu galiba. Bir de onun tepesine çıkıp etrafa bakmaya çalışalım. Hadi. Aynen. Daha yükseğe çıkarsak daha çok şey görürüz. Evet evet. Hop. Benimle gelin, zıplayın. Aa, çok eğlenceli. Arkadaşlar ne kadar kaldı yukarıya? Az kaldı, az. İşte geldik. Gördünüz mü bunu? Bu da nedir ya? Bu ne böyle? Suya benziyor. Ah, arkadaşlar bir dakika.
Burada da ölen astronotlar var. Ama niçin? Hepsi suyun başında ölmüşler. Ne olmuş burada acaba? Hiçbir fikrim yok. Ve kaskları da var, dikkat ediyor musunuz? Evet. Arkadaşlar, şu andaki kol saatime baktım da verilerime göre oksijen buradaki sudan çıkıyor. Yani bütün oksijeni sağlayan bu sıvı mı? Evet, yani su gibi gözüküyor ama neden rengi böyle farklı anlamadım. Belki güneşten dolayı olmuştur. Resmen mosmor bir su arkadaşlar. Ay ben çok emin olamadım. Tadına baksak mı? Aa, hayır tabii ki de bakmayalım ya. Emin değiliz ki. Evet, önce oradan bir sıvı alıp inceleme yapmamız gerekiyor laboratuvarda. Aa, çok garip bir su, bakayım. Aa, düştüm. Ya Necati ne yapıyorsun? Niye düştün? Çık o suyun içinden hemen. Yanlışlıkla düştüm. Ama tadı çok güzel ve şekerli. Çok hoşuma gitti. Allah Allah. Buse biz de mi içsek ya? Nasıl ya? Saçmalama git o. Tabii ki de içmeyeceğiz. Ne olup ne bittiğini bilmiyoruz ki. Ayrıca içinde değişik maddeler olabilir. Bu da karnımızda kurt yapabilir. Doğru söylüyorsun, haklısın. Necati iyi olduğuna emin misin? İyiyim iyiyim. Tadı şekerliydi ve çok sıcaktı. Isındım hatta. Allah Allah. Siz de içsenize. Tadına bakın. Aa, yok biz içmeyelim ya, yani. Yani ne oldu belli değil. Hem senin başına ne geleceği de belli değil Necati. Lütfen içmenizi istiyorum. Necati'cim tamam, ısrar etme ya. Yani içmeyeceğiz işte, anla. Ama içmezseniz sizi öldürürüm. Şey çok tatlı şakalar yapıyor bu çocuk ya. Bu bir şaka değil. Ne diyor ya bu, anlamadım. Bizimle dalga geçiyor herhalde. Necati kendine gelir misin? Ben gayet kendimdeyim. Ha, bir şey diyeceğim Buse. O suyun içine girdikten sonra buna bir şey oldun, farkında mısın? Ya Allah Allah, bence bize şaka yapıyor ya. Çünkü anlamıyorum yani, nasıl bu kadar hızlı değişebilir? Necati! Sen gel bakayım buraya, seni suya atayım da gör. Aa, gerçekten ciddi bu. Beni tuttu. Buse bir şey diyeceğim. Acilen kaçmamız lazım. Bu da kötü şeyler hissediyorum. Hemen benimle koş. Zıpla zıpla. Necati, sakın gelme. Peşimizde geliyor. Çabuk ol. Buse çabuk üste gidelim. Peşimde. Hiçbir yere kaçamazsınız. Aman Allah'ım. Necati'ye ne oldu böyle? Yoksa buradaki astronotların başına da bu mu geldi? Onlar da bu sudan içip böyle mi oldular? Geldim. Hemen kapıları kilitlememiz gerekiyor. Necati delirmiş gibi. Ya hiç suratını böyle görmemiştim. Suratı değişik gözüküyor. Ya ne oldu bu çocuğa ya? Ne oldu, Allah Allah? Buse bir şey bulabildin mi? Şu anda bakıyorum. Ama ya hiçbir şey bulamadım. Hiç o sıvıyla ilgili bir bilgi yok. Of ya, ne yapacağız? Aman tanrım. Ne oldu? Gito sakın arkana bakma. Ne oldu ya? Necati sana ne oldu? Siz de benim gibi olacaksınız. Buse. Buse nereye gitti? Nereye gitti diyorum sana. Bilmiyorum ya. Allah Allah. Sanki buradaydı şimdi. Nereye kaybolmuş olabilir ki? Her tarafa bakıyorum ama göremiyorum. Ya dışarıda bir yerlerde bizi bekliyorsa? O zaman naneyi yeriz işte ya. Ay. Çok korkuyorum. Çıkmasak mı? Canım. Çıkmamız gerekiyor. Burada kalamayız. Bütün camlardan etrafa bakalım, tamam mı? Güvenli olana kadar çıkmayacağız. Tamam. Burası bende. Necati'ye ne olduysa gözleri falan değişti. Hepsi o suyun içine girdikten sonra oldu. Bakalım. Burada kimse görünmüyor Buse. Burada da gözükmüyor. Arkada da kimse yok. Belki de gitmiştir. Tamam da gittiyse nereye gitti? Canım çok güzel şeyler konuşuyorsun gerçekten. Bizim acilen eve dönmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Bu roket çalışma ihtimali var mı? Bir dakika, kolumdaki saatten kontrol edeyim. Bak bakalım. Bazı şeyleri hasar almış ama her şeyi değil. Yani tamir edebiliriz. Çalışma ihtimali var diyorsun ha. Ben de dünya ile iletişime geçmeye çalışacağım.
Aydan dünyaya, aydan dünyaya. Maviş cevap ver. Maviş cevap ver. Burada çok kötü şeyler oldu. Necati o enfekte oldu. Virüs kaptı. Ve bir canavara dönüştü. Biz sadece Buse ile ikimiz kaldık. Aa, mesajlarım ulaşmıyor Buse. Of ya, nasıl ulaşmaz ki? Anten. Anten kırılmış olmalı. Şimdi ne yapacağız? Büyük ihtimal anteni kırdı. Of. Bir saniye. Ben bir araştırma yapayım. Çık 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 çık. Aa. Çık 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 çık. Aa. Ne oldu ya? İnanamıyorum. Ne oldu kızım? Aslında bu ayın üzerinde bir uzay gemisi var. Sadece ayın üzerinde gezmek için yapılmış. Eğer onu bulabilirsek dünyayı dönmek için kullanabiliriz belki. Ne dersin? Ayın üzerinde seyahat etmemizi sağlayacak bir uçak aslında yani bu. Peki bizi sence dünyaya götürebilir mi? Canım içinde eğer yeterli yakıtı varsa tabii ki götürebilir. Onu buradan kontrol edemiyorum, ne yazık ki göremiyorum. Ama yani bulmamız gerekiyor, anladın mı? Şu anda kapatılmış. Of, kim bilir ayın neresindedir. Ama aramaktan başka da çaremiz yok sanırım. Evet canım, hadi bir an önce işe koyulmamız lazım. Yoksa var ya nane yiyeceğiz. Tamam, şöyle son kez bir etrafa bakalım hadi. Kimse görünmüyor. Buse, ben çıkıyorum dışarı. Dur, beni bekle, ben de geliyorum. Bu tarafta da kimse yoktu. Bir şey diyeceğim, acaba sen beklesen mi? Bir şey olursa kapıyı açmazsın. Ama ya sana bir şey olursa, ben tek başıma ne yapacağım? Tek başına bir şekilde kaçmaya çalış, tamam mı? Ah, kimse yok. Tertemiz. Gelebilirsin, kimse yok. Ah, abi. Gerçekten de çok büyüleyici. Şu eski gemiye bir incelemek istiyorum. Paramparça olmuş. Burada da biri ölmüş. İşimize yarayacak hiçbir parça yok. Ne yapacağız şimdi? Aramaya devam etmeliyiz. Bir şekilde o gemiyi bulmak zorundayız. Hadi gel. Hadi hızlıca arayalım. Ay, burada da hızlı olmak gerçi çok zor ama. Burada yere düşmek bile yarım saat sürüyor. Geliyor musun? Geliyorum. Hadi. Ay, geldim. Ma, şurası ne kadar garipmiş baksana. Aa, gerçekten de. Orada nasıl bir oyuk oluşmuş öyle? Gerçekten çok değişik bir dağ. Altı böyle açık. Ha? Buse? O ne öyle? Bilmiyorum. Kontrol etmek zorundayız. Hadi gel. Aa, çok korkuyorum. Gitmesek mi? Orada sanki biri var. Bir dakika ya. Sanki biri orada asılı gibi. Ha? Buse, biri kendini asmış. Çabuk. Korkuyorum. Gitmeyelim. Ah, bir dakika. Ah, burası çok derinmiş. Dikkat et. Şuradan zıplayacağım. Hop! Sağ sol, sağ sol. Ah, tamam. Çıktım. Gel. Ay, geldim. Buse, bir şey diyeceğim. Bu da enfekte olmuş. Bak, gözlerine bak. Evet. Kendini neden asmış acaba? Bence öldürecek birini bulamadığı için en son kendini öldürmüş. O arkadaşlarının dönüştüğünü görünce, kendisi dönüşmeden önce kendini asmış olabilir, anlıyor musun? Olabilir canım. Buradan devam edelim mi? Edelim ama aşağıda yine o mor sıvıdan var sanırım. Mecburuz buradan gitmeye. Azıcık hızlanalım, gel. Sakın o mor sıvıya dokunma, tamam mı? Yok canım, ne işim olur. Aa, hemen burada. Ay. Buse, dikkat et. Ya içine düşersek? Dikkat et. Sakın ona dokunma. Ha, burada da var. Dikkat ya, et. Buradan mı çıkıyor bu sıvı? Nereden çıkıyor? Biz şu anda ayın bayağı derinliklerinde olduğumuza göre bu sıvı ayın çekirdeğinden çıkıyor. Yani derinliklerinden, anlıyor musun? İnanamıyorum. Zehirli bir sıvı ayın derinliklerinden mi çıkıyor? Evet. Ay. Ah, dikkat et. Burada da var. Bizimkiler en son ayda bir deney yapmıştı. Ayın derinliklerine girmeye çalıştılar. Büyük matkaplarla ayın derinliklerine girdiler ve çukurlar açtılar. Sonunda bak ne oldu? İşte bu sıvı çıktı. Canım, inşallah yukarıda kötü bir şey çıkmaz. Oh, çıkmaya çalışıyorum şu anda. Oh be. Hop. Burada da yere inmek yarım saat sürüyor.
İleride bir delik daha var. Acaba ne var orada? Çok dikkatli olmalıyız. Bu mağaranın sonu nereye varıyor gerçekten bilmiyorum. Ha. Galiba yolun sonu. Nasıl ya? Bu sıvı nasıl böyle hareket edebiliyor? Nasıl buraya doğru taşmıyor? Bilmiyorum, çok garip gerçekten. Yani sanki orada tutan bir şey varmış gibi onu. Aa, Buse, buradan bir yol varmış bak. Ah, oh be, sonunda. Geri döneceğiz diye çok korktum. Burayı büyük ihtimal matkaplar açmış. Anlıyor musun? Olabilir. Burada da aynı sıvıdan var galiba. Evet. Bu ne böyle ya? Ne kadar iğrenç bir şey. Ve yol buradan devam ediyor. Ah, çıkışı görüyorum. Oley be, sonunda çıktık. Evet. Aa, karşıda bir şeyler var. O da ne ya? O ne ya? Buse. Aa, gitmeyelim, gitmeyelim. Buse. Buraya ne olmuş? Şunlara bak, ağaçlar. Ah! Orada bu ne? Birileri var. Buse. Bunlar astronotlar. Ne olacak şimdi, bizi gördüler. Hepsi enfekte olmuş ama yaşıyorlar mı yaşamıyorlar mı anlayamadım. Ben de anlamadım, hiç hareket etmiyorlar. Böyle ayakta ölmüş olabilirler mi? Ne diyorsun? Yani eğer ayakları battıysa olabilir. Bir şey diyeceğim. Karşıda herhangi bir şey olabilir mi? Varsa bile nasıl geçeceğiz ki? Bu taşları kullanabiliriz. Ama karşıda önemli bir şey yoksa gitmeye gerek yok diyecektim ama... Buse. Bak. Gördüm. Uzay gemisi orada. O zaman hadi bakalım. Dikkatli gel, benimle gel. Aa, çok korkuyorum. Sakın suya düşme, tamam mı? Bunlar bizi yakalar mı acaba? Bence çoktan ölmüşler. Ama bunlar nasıl böyle sıraya girmiş olabilir? Bilmiyorum. İlk önce ben gidiyorum, tamam mı? Tamam canım. Ah. Hadi. Ay. Süpersin. Şimdi buradaki taşı atlayacağız. Hadi. Evet, süpersin. Bu taş çok uzakta. En yakın bu. Hadi. Geldim. Harikasın. İyi ki yer çekimi yok. Yoksa hayatta geçemezdik oraya. İmkan yoktu. Çünkü taşların aralıkları çok fazla. Hadi. Gelebilirsin. Dikkat et. Ah, tut elimi, tut elimi. Ah, tamam. Tamam, sakin ol. Çok fazla taş kalmadı. Bu biraz sanki uzak gibi. Ne diyorsun? Yetişebilir miyiz? Bilmiyorum. Ama eğer enfekte olursam beni burada bırak git. Başaracağız, tamam mı? Karşıya gideceğiz. Hadi gel benimle. Hadi. Evet. Başardım. Bu biraz daha mı uzak? Buse, başardım, hadi. Ben gelemeyeceğim galiba, bu çok uzak. Yapabilirsin, hadi tutacağım seni. Çok korkuyorum. Hadi, yapabilirsin. Tamam, geliyorum. Wow, başardın. Bir şey diyeceğim. Burası biraz fazla uzak. Çok uzak. Şimdi ne olacak? Nasıl geçeceğiz işte? Geri dönelim hadi. Denemekten başka çaremiz yok. İlk önce ben atlayacağım. Başaramazsam geri dön, tamam mı? Tamam. 1 2 3 Tam ucuna bastım. Hadi. Dokunmadım bile. Ya, ben kesin içine düşerim. Tam ucunda zıpla. İndim. Başardın. Oh be. Başardım. Aa,
Helal olsun kız sana. Ah, git o. Ne oldu? Arkamda bir şey var. Arkamda ne var kızım? Biraz önce gördüğümüz şeyler. Biraz önce gördüğümüz şeyler. Koş çabuk koş. Çabuk çabuk. Bunlara ne oldu ya? Bunlar niye geldiler? Bilmiyorum. Hemen şu kapıyı kapatmamız lazım. Tamam. Ben kontrole geçiyorum. Tamam. Hadi artık kapat şu kapıyı. Kapı kapanmıyor. Nasıl kapanmıyor ya? Kapanmıyor işte. Tamam o zaman mecbur çalıştırmak zorundayım. Oturdun mu? Oturdum, hadi gidelim. Evet kalkıyoruz. Kalkıyoruz. Evet kalkışımız tamamlandı. O zaman harekete geçelim. Bize o hayatta ulaşamazlar. Umarım. Bakalım yakıtımız yetecek mi dünyaya kadar? Ya dünyaya kadar yakıtımız yetecek ya da öleceğiz. Burada kalırsak her türlü öleceğiz zaten. Aa bak. Aşağıya bak. Görüyorum. Aa bir dakika. Bir dakika bir şey unuttum. Ne unuttun? Ayın yüzeyinden çıkıyoruz. Oksijen şu anda sadece ayda var. Yani uzayda ölürüz. Aşağı inip bir şekilde... Şey almamız lazım, oksijen maskesi. Doğru söylüyorsun. Hemen takmamız lazım. Buraya indiriyorum. Tamam. Hadi. Şurada oksijen maskesi var. Hadi gel. Oley, dünyaya geri dönüyorum. Buse, boyum yetişmiyor. Benim de. Biraz yukarıda bırakmışım galiba. Sen en iyisi benim üstümden atla. Tamam, gel böyle. Kafana çıkıp oradan atlayacağım. Hadi. Tamam. Sakin ol. İndiriyorum aşağı bekle. Biraz yukarıda bırakmışım. Kusura bakma. Geldim, oturdum. Tamam, kalkışa geçelim. Rotamızı dünyaya ayarlar mısın? Tamam, hemen ayarlıyorum. Tamamdır. Evet. Rota sistemi devreye girdi. Yalnız yakıtımız o kadar az ki. Dünyadaki atmosferin içine girsek yeter aslında. Sonra özel paraşütlerimizi açarız. Tamamdır. Umarım. Buse dünya göründü. İşte dünya. Oley, evimize geri dönüyoruz. Sonunda be. Vay be Buse. Sonunda dünyaya dönmek üzereyiz. Oley, evime geri döneceğim. Canım ailem, çok özledim ailemi. Buse, Brookhaven görünmeye başladı. Evet. Ay, gerçekten de çok mutluyum. Hemen Maviş'in yanına gidip olan biten her şeyi anlatmamız lazım. Hadi o zaman. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Eğer daha fazla böyle videolar istiyorsanız ve başka gezegenlere de gitmemizi istiyorsanız lütfen like atmayı, yorum yazmayı ve Buse Duygu'nun da kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bye bye. Git o, bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin canım? Üstümdeki tişört çok güzel değil mi arkadaşlar? Ooo evet, çok harika. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Buse Duygu'nun üzerindeki tişörtü bizler yaptık. Ve benim üzerimdeki tişört de bize ait. Eğer ki bu tişörtlerden satın almak istiyorsanız arkadaşlar, bizim Roblox grubumuz var. Buse Duygu ve Roblox Kralı'nın Roblox grubuna lütfen açıklama kısmından abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye.
Ah.